Bursa'nın İnegöl ilçesinde maskeli 4 hırsız bir mobilya mağazasındaki para kasasını açıp içindeki paraları çalarak kaçarken iş yerinin güvenlik kameralarına yakalandı. Jandarma ekipleri iş yeri ve çevredeki 200 güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri inceleyerek maskeli hırsızların adreslerini belirledi. Jandarmanın 4 ayrı adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonlarda şüpheliler yakalandı. Gözaltına alınan 4 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Ne yaptınız? Ne yapması ya? Ara! Mudanya Yıldıztepe'de ayağa kayan Gürhan Gündoğdu dengesini kaybederek yaklaşık 25 metreden aşağıya düştü. Gözünde mi düştüydü? Köpeğini gezdiren bir vatandaş tarafından imdat sesinin duyulması üzerine polis ve Mudanya Arama Kurtarma ekibine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler sesin geldiği yere inerek Gürhan Gündoğdu'ya ulaştı. Beline ip bağlanarak yukarı çekilen hafif yaralı ve şoktaki Gündoğdu, 112 ekibince Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bölgede yaz aylarında piknik yapıldığını belirten vatandaşlar, bariyer çekilip önlem alınmasını istedi. Bir tarafta önlemler, denetimler, uyarılar, diğer tarafta hem kendi hem de başkalarının hayatını riske atan sürücüler. Kentin gündemine geçtiğimiz günlerde Demirtaş Mahallesi'nde kaydedilen görüntülerle bir kez daha giren drift kabusu, bu kez Nilüfer'deki işlek caddelerde kendisini gösterdi. Telefon kamerasına yansıyan görüntülerde cadde ve kavşaklara hızla girerek el frenini çeken araç sürücüleri adeta kazaya davetiye çıkardı. Sürücüler o anların görüntülerini çekerek sosyal medya hesaplarından da paylaştı. Eğri Dereliler Kültür ve Dayanışma Derneği 7. Olağan Genel Kurul toplantısını Osman Gazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın katılımıyla gerçekleştirdi. Hoş geldiniz, onur verdiniz. Dündar, sivil toplum örgütlerinin önemine değindi. Her dernek kendi yönetimini kurar. Sadece bir merkez değil, birçok merkezden birçok kişi kendi bölgesiyle, genel bölgeyle ilgili fikirlerini, düşüncelerini katar, emeğini katar. Sonuçta sorunlara ilgilenen kişi çoğalmış olur. Türkiye'deki hiçbir soydaşın sorununun kalmadığını belirten Dündar, yaklaşan seçimler için de konuştu. Ne Bulgaristanlı'nın, ne Batı Trakyalı'nın Türk kökenli bugün hiçbir hemşerimin, soydaşımın Türkiye'de sorunu yok. Seçim süreci yaşıyoruz. Seçim süreçleri bir şenliktir. Yüksel Hoca'yı biz elinden tuttu yetiştirdik. Sağ olsun güzel bir adayımız oldu. Ama nerede başka adaylarımız bizim? Burada her partiden bence en az bu camiden beşer tane aday olması lazımdı. İnegöl Belediyesi sanat ve meslek edindirme kurslarının 2017-2018 eğitim öğretim sezonu yıl sonu geleneksel el sanatları sergisi Eski Kültür Sarayı alanında kurulan çadırda izlenime sunuldu. Sizlere değer katabildiysek, fayda sağlayabildiysek, ön açabildiysek biz bu işte başarılı olmuşuz diye kendimize addediyorum. 850 eserin görücüye çıktığı sergi katılımcıların yoğun ilgisiyle karşılandı. Sergiyi gezenler, kursiyerlerin bir yıllık emekleriyle hazırladığı birbirinden güzel eserleri hayranlıkla inceledi. Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından kursiyerlere temsili sertifika takdimi gerçekleştirildi. Protokol üyeleri ve vatandaşların büyük beğenisini toplayan sergi 13 Mayıs akşamına kadar ziyaret edilebilecek. Bahar'ın müjdecisi Hıdrellez, Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği 8. Görükle Hıdrellez Şenliği'nde renkli görüntülerle kutlandı. Çağdaş ve aydınlık bir geleceğin temellerini atarken geleneklerimizi de yaşatmaya devam ediyoruz. Şenlik, Görükle merkezden kapalı pazar alanına düzenlenen kortejle başladı. Halkın büyük ilgi gösterdiği korteje Nilüfer Bandosu eşlik etti.
pazar alanına gelenler davul zurna eşliğinde halaylar çekti, oyunlar oynadı. Dağıtılan manilerin okunması da şenliğe ayrı bir renk kattı. Konuşmaların ardından Nilüfer Halk Dansları topluluğu sahne aldı. Sergiledikleri yöresel oyunlarla şenliğe katılanları coşturan ekiplere protokol üyeleri de eşlik etti. Şenlikte Nilüfer Roman Orkestrası ve Görükle Türk Sanat Müziği Korosu da sahne alarak seslendirdiği şarkılarla izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Halay çektiler, ateşten atladılar. Baharın gelişini müjdeleyen, bereket ve bolluğun simgesi olan Hıdrellez Bayramı, Mudanya'nın Trilye Mahallesi'nde de coşkuyla kutlandı. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türk Yılmaz'ın da katıldığı kutlamalarda vatandaşlar Mudanya bandosunun çaldığı şarkı ve marşlara eşlik etti. 7'den 70'e katılımın sağlandığı Hıdrellez coşkusunda davul ve zurna ile halay çeken vatandaşlar daha sonra deniz kenarında yakılan Hıdrellez ateşinin üzerinden atladı. Bursa'nın Karacabey ilçesinde bulunan Türkiye'nin tek ayı barınağı Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi ve Ova Korusu Ayı Barınağı'nda yaşayan ayıların keyifli anları kameralara yansıdı. Birbirleriyle güreş tutan ayılar keyifli gün geçirmenin tadını çıkardı, ortaya renkli görüntüler çıktı. Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi ve Ova Korusu Ayı Barınağı Şefi Veteriner Hekim Aziz Can Sezer, ayıların özel beslenme programlarıyla beslendiklerini söyledi. Merkezimizde 81 tane ayı bulunmakta. 74 tanesi erişkin, 7 tanesi de yavru olmak üzere. Yaklaşık 30 yıllık bir ömürleri olan ayılar burada 40 yıla yakın yaşıyorlar. Beslenme şartları ve yaşam olanakları oldukça iyi olduğundan dolayı. Bizim yurt dışına aşçının dışında yönetici aşçılar göndermemiz lazım. Aşçılar Federasyonu Başkanı Bursa'da sektörle ilgili açıklamalarda bulundu. Bazı gerçekleri de böyle aşçı ihraç ediyoruz ama işte aşçıyla beraber Türk mutfağını ihraç edebilmemiz lazım. Yoksa bütün Türkiye gitse yurt dışına yanında ülkeden bir şey götürmedikten sonra bana göre bir anlamı yok, boş. Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkanı Zeki Açıkgöz, kendi kültürlerine ait değerler yerine yabancı mutfak kültürünü öğrenmeye hevesli gençlere de sitem etti. Bizim gençlerimiz maalesef kuru fasulye öğrenmeden, kendi milli yemeklerini ve değerlerini öğrenmeden bir akıma kapılıp öncelikle yabancı mutfak hayranlıkları var.